bu kıtası. İnsanlığın varoluşu. Bu, yani Güneş İmparatorluğu, eski çağlardan günümüze ulaşan tabletlere göre ilk insanın da ana vatanı olduğu Pasifik Okyanusu'nda Asya ve Amerika kıtalarının ve Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde ve günümüzde yaklaşık 12 bin yıl önce şiddetli yer sarsıntıları sonucu battığı sanılan kıta, ezoterik kaynaklara göre insanoğlunun ana vatanı, dünyanın en eski yerleşim merkezi, din, mitoloji, efsane, destan ve sembollerin doğduğu yer. 70 bin yıl önce var olduğu tahmin edilen bu kıta üzerinde yaşayan 64 milyon insanla birlikte sulara gömülerek yok olmuştur. Bazı araştırmacı bilim adamları, dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunmuş olan tabletlerdeki yazı ve sembollerin ezoterik bilgileri kanıtlar nitelikte olduğunu ileri sürmektedirler. Güneş İmparatorluğu'nun Mu dilindeki adının Ulum İl şeklindeki bileşik kelimeden türeyen bir isim olup il, kudret, devlet anlamına geldiği ifade edilmektedir. Günümüzde Mu'nun bulunduğu bölgede yer alan ada ve adacıklar bu kıtadan arta kalanlardır. İşin ilginç tarafı 12 bin yılın bu medeniyetin batış tarihi olması, bu medeniyetin başlangıcının çok daha eskilere dayandığını göstermektedir. Yaklaşık 70 bin yıllık bir uygarlık geçmişine sahip olan Mu, zaman içerisinde tüm dünyada birçok koloniler ve büyük imparatorluklar oluşturmuştur. Ayrıca bu medeniyetin Atlantis medeniyetinden önce ve Atlantis'in bu medeniyetin mirasçısı olduğu söylenmektedir. İlk kez İngiliz albay ve gezgin James Churchward'un Hindi Kuş Dağları'nda ve Tibet'te yaptığı araştırmalara dayanarak yazdığı 6 kitapta ortaya atılan geçmişte üzerinde ileri bir uygarlığın bulunduğu Pasifik Okyanusu'nda bir kıtanın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut olmakla birlikte henüz arkeologlar arasında yaygınlık kazanamamış bir görüş veya bir varsayım olmaktan öteye gidememiştir. Churchward'un iddia ettiğine göre bu uygarlığını araştırmasına başlaması, Batı Tibet'teki adını vermediği gizli bir tapınağın arşivlerinde bulunan çok eski bir dilde yazılmış olan Nakal tabletlerini okumasıyla başlamıştır. Churchward, 1883 yılında bu tabletleri okuyabilme becerisinde yine o tapınakta bulunan Rishi adlı bir Tibet rahibinden öğrenmiştir. Churchward, bu tabletleri çözümleyebilmek amacıyla manastırda kaldığı 2 yıl süresince çeşitli sembollerden ve şekillerden oluşan eski ve ölü bir dil olan Nakal dilini Rishi'den öğrenmiş ve tabletleri çözümlemiştir. Tabletler çözümlendiğinde Tibet'e Mu kıtasından Nakal rahipleri tarafından getirildiği ortaya çıkmıştı. Tableti yazanlara Nakal kardeşlik örgütü de denmekteydi. Nakallar hem bilim adamı hem rahiptiler ve Mu ülkesinde yönetici konumdaydılar. Bilinen ilk tek tanrılı dini hem kendi kıtalarında hem kolonilerde yaşayan insanlara daha rahat anlatabilmek amacı ile bu semboller dilini kullanıyorlardı. Böylece Tibet rahiplerinin yüksek ruhsal güçlere ve ezoterik bilgilere sahip olmalarının açıklaması da burada yatıyordu. Churchward sonraki yıllarda mineralog ve arkeolog olan Dr. William Niven tarafından Meksika'da 1921-1923 yıllarında ortaya çıkarılan tabletler üzerinde çalışmıştır. Churchward'a göre Meksiko City yakınlarında 1921-1923 yılları arasındaki kazılarda keşfedilen bu 2600 tablet Tibet'te öğrendiği Naga Maya ya da Nakal dili denilen bir dilde yazılmıştı. Churchward'a göre bu tabletlerin 12 bin yıldan daha eski olduğu karbon 14 testiyle anlaşılmıştır. Meksika tabletlerinin çözümlemesi ancak Churchward tarafından yapılabilirdi.
Böylece Mu kıtası, göç yolları ve batışı hakkındaki bilgiler, eksikler tamamlandı. James Churchward, William Niven'ı günümüz bilimlerine kendisine ışık tutan, katkıda bulunan çalışmalarından dolayı sevgi ve saygı ile anmaktadır. Belki de Niven'ın kazıları olmasa Churchward çalışmalarını bu kadar ileri götüremeyecekti. Yaklaşık 50 yılı boyunca 20'den fazla ülkeye giderek Mu uygarlığı hakkında veri toplayan James Churchward'un ve Mu varsayımını destekleyenlerin Mu uygarlığı hakkındaki görüşleri kısaca şöyle özetlenebilir. Milattan önce 15.000 yılı civarında Pasifik Okyanusu'nda deniz yolu ile uzak, ekvator iklimine yakın, insanların mutlu yaşadıkları, din kitaplarında cenneti temsil eden motiflerin, büyük şelalelerin, zehirli olmayan hayvanların, verimli düzlüklerin ve ovaların oluşturduğu çok verimli bir kıta vardı. Burası, yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta, Mu kıtasıdır. Mu kıtası, kuzeyden güneye 5000, doğudan batıya 8000 kilometre kadar uzanan, 3 kara parçasından oluşan, Avustralya'nın 2 katı büyüklüğünde dev bir kıtaydı. Kıtanın iki büyük adası arasında büyük bir tuzlu bataklık bölgesi mevcuttur. Bunun yanında da bu büyük kıtanın çevresinde de belli takım adalar vardır. Günümüzde Polinezya, Mikronezya ve Malinezya takım adalarını oluşturan adalar, Şili'nin açıklarında bulunan Juan Fernandez Adası ve Paskalya Adası da muhtemelen bu kıtadan arta kalan parçalardır. Bu kıta, büyük depremler ve büyük teknolojik fay hareketleri sonucu dünyanın yaşadığı kozmik bir anomaliden dolayı kimilerine göre de kıtanın altında yer alan gaz odacıklarının patlamalara yol açması nedeniyle yaklaşık 12.000 yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte sulara gömülmüştür. Batışın bir anda olmadığı iki veya üç ayrı felaket ile birlikte 40 yıllık bir süre içinde bu kıta sisteminin yok olduğu düşünülmektedir. Mu uygarlığı folklor ve kültürel bir yapı oluşturacak duruma gelmişti. Aynı tarihlerde Muğlular diğer kıtalarda koloniler oluşturmaya başlamışlardı. 26. paralel civarında Meksiko City, Mısır ve şu anki Tibet'in de bulunduğu 3 bölgede olmak üzere. Bu koloniler de kıta haricinde 3 ana düşünce merkezinden dünyaya belli şekillerde yayılmaya başlamıştır. Dünya üzerinde çıkan 3 büyük kültürün Mısır, Maya Aztek, Hint-Tibet kültürlerinin 26. paralel civarında olduğu görülür. Ana vatan dışındaki en büyük imparatorluk, başkenti günümüzde Gobi Çölü'nün uzandığı bölgede bulunan zamanın Uygur İmparatorluğu'ydu. Mu'dan göçün Güney Amerika'dan Atlas Okyanusu'nda daha sonra batan yine efsanevi bir kıta Atlantis'e ulaştığı sanılmaktadır. Mu'da tek tanrılı bir din bulunuyordu. İnsanlar büyük bir uyum içerisinde ve tek tanrı inancıyla yaşamaktaydı. Bu dinin esası, tanrının tek oluşuna, ruhun ölümsüzlüğüne ve ruhsal gelişim için sürekli olarak tekrar doğmak inanışına dayanıyordu. Muğlular, bu tek tanrıya güneş ile sembolize ederek Ra ismini verirlerdi. Onun için Mu uygarlığına Güneş İmparatorluğu da denmekteydi. Ra adının daha sonra Maya ve Mısır dillerinde de aynı anlamda kullanıldığını görürüz. Rahip kral olarak görev yapan liderlerine Ramu, bilim adamı da olan rahiplere Nakal denilmekteydi. Mu dinin öğretimini Nakallar üstlenmişlerdir ve sembolizme dayalı bir öğretimleri vardır. Yöneticiler ve aristokrati babadan oğula geçmez. Kişiler toplum içindeki başarı ve üretimiyle doğru orantılı bir şekilde seçilirdi. Atlantis'teki din, Mu'nun tek tanrılı dininden başka bir şey değildir. Mısır'daki Ra ile hemen hemen aynı özellikler gösteren Ra sözcüğü, güneş anlamına gelirdi ki,
daire ile ifade edilen güneş sembolü, bir ad ve sıfat vermek istemedikleri, o diye hitap ettikleri tek tanrıyı simgelemede kullanılırdı. Mu İmparatoru da Mu'nun güneşi anlamında Ramu adıyla ifade edilirdi. Ra sözcüğü sonradan diğer kıtalara ve Atlantis yoluyla Mısır'a da taşınmıştır. Kıtada 4 ayrı insan grubu yaşardı ve onlar bu dünyaya bir başka ana vatandan geldiklerine inanırlardı. Ana vatanlarının neresi olduğu tespit edilememişti. Hopi ve Dogonlar buna Sirius derlerdi. Dogon kabilesi uzayda modern teleskoplarla zor görülen ilginç astronomik bilgileri yıllar önce söyleyerek bilim adamlarını şaşırtmıştı. Sırları hala çözülemiyor. Bilim adamlarını hayrete düşürüyor. Uzay sistemi hakkında bildikleri, UFO ile çarpıcı bilgileri ve duvarlara resmettikleri bilgiler dehşet verici. Ve bu bilgileri yüzyıllardır biliyorlar. Dogonların bugüne kadar açıkladıkları aslında bildiklerinin sadece bir kısmıdır. Dört ırktan oluşan Muğullular da yazı dilleri farklı olmakla birlikte konuşma dilleri ortaktı. Muğlular günümüz uygarlığına kıyasla manevi alanlarda çok daha ileriydiler. Telepati, duru görü, çift bedenlenme, astral seyahat gibi uygarlığımızda ancak kimi medyumlarda ve mistiklerde görülebilen olağanüstü yetenekler Muğlularda olağan yetenekler olarak mevcuttu. Bedri Ruhselman'a göre Mu uygarlığının en önemli çöküş nedeni teşevvüş adı verilen bir aşamadan diğerine geçilirken yaşanan kargaşa dönemini atlatamamasıdır. Churchward'un yararlandığı ve tezini desteklediği, ileri sürdüğü kaynaklar şöyledir. Doktor William Niven'ın 1921-1923 yılları arasında keşfettiği günümüzde Meksiko Müzesi'nde bulunan 2600 tablet. Yutakan'da hazırlanmış eski bir Maya kitabı olan Toroano el yazması British Müzesi'nde bulunmaktadır. Bir başka Maya kitabı olan Cortesianus Kodeksi bugün Madrid Ulusal Müzesi'nde bulunmaktadır. Paul Schliemann tarafından Tibet'teki bir Budist tapınağında keşfedildiği ileri sürülen Lhasa belgesi. Yutakan'da Churchward'un Batan Mu kıtasının anısına inşa edilmiş olduğunu ileri sürdüğü Uxmal Tapınağı'nda yazıtlar. Bu tapınaktaki yazıtlarda geldiğimiz yer olan Batı ülkelerin anısını korumak için inşa edilmiştir ifadesi bulunmaktadır. Meksiko şehrinin 96 kilometre güneybatısında yer alan Xochicalco piramidi yazıtları bu piramit üzerinde yazıtlara göre Batı ülkelerinin yıkımının anısına inşa edilmiştir. Perezianus ve Dresden kodeksleri. Mu, tüm kolonilerinde ruhun ölümsüzlüğünü ve çeşitli aşamalar ile yükselişini savunduğu piramidal yapıları ve piramitsel yerleşim alanlarını kullanan bir kültürdür. Dünya üzerinde tüm önemli piramitlerin bulunduğu bölge 26. paralel ve yakınlarıdır. Mesela Mısır'daki 3 piramit ve büyük piramidal kompleksler, büyük Maya ve İnka piramitleri. Kuzey Hindistan'da bulunan bazı piramidal yapılar ve Çin'de bulunan 400'e yakın piramit hemen hemen aynı hat üzerindedir. Şu an için Mısır piramitleri ve Meksika piramitleri üzerinde yapılan araştırmalar devam etmektedir. Ancak Çin'deki hükümet ve siyasi yapı yüzünden araştırmalarına izin verilmemektedir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin sınırları içinde kalan Xi'an şehrine 100 kilometre uzaklıkta Qingding Dağları'nda M.Ö. 15 bin civarında yapıldığı düşünülen 300 metre yüksekliğinde dünyanın en büyük piramidi bulunmaktadır. Buna Beyaz Piramit denilmektedir. Bu piramitten başka 100 adet irili ufaklı büyük de bulunmaktadır. Dünyadaki en büyük piramit Mısır'daki Keops değil, Çin'deki bu Beyaz Piramittir. Bu piramitlerin
Mısır piramitlerinden farkı, Mısır piramitlerinden yaklaşık olarak 2 kat daha büyük olmaları ama araştırılmamış olmalarıdır. Bu piramitlerin Mu adlı Kaan zamanının Uygurlarına ait olduğuna da dair bazı varsayımlar vardır. Türk piramitleri denilen bu piramitlerin keşfi konusunda birçok iddia bulunuyor. Bunların arasında en yaygın olanı ise 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikalı C-54 yardım uçağı pilotu James Guzman'in Hindistan'dan Çin'e uçarken piramitleri gördüğüne dair iddialar. Guzman gördüğü şeyi şöyle anlatır. Düz bir ovanın üzerinde uçuyordum. Tam altımızda çok büyük beyaz bir piramit vardı. Piramit metal ya da bir çeşit taştan imal edilmiş gibi duruyordu. Dört tarafı saf beyazdı. En muhteşem yeri tepesindeki taştı. Elmasa benzer büyük bir parçaydı. Mu araştırmacılarına göre Mu kıtasından her kıtaya göçler yapılmışsa da başlıca göçler Kuzey ve Güney Amerika'ya, Orta Asya'ya, Mısır ve Anadolu'ya yapılmıştır. Kıtadaki uygarlık devam ederken Asya'da ve diğer kıtalarda koloniler kurmuşlardı. Bu kolonilerden bir tanesi de zamanın Uygur İmparatorluğu'ydu. Churchward'a göre 70 bin yıl önce mevcut olan Uygur İmparatorluğu Avrupa içlerine kadar uzanmaktaydı. Uygur İmparatorluğu birine Churchward'ın manyetik felaket adını verdiği iki büyük doğal afetle darbe yemiş ve sağ kalanlar aralarında Avrupa'nın birçok kavminin de bulunduğu çeşitli Ari kavimleri oluşturmuşlardır. Kimilerine göre Mu ya da Orta Asya kökenli bu kavimlerin hemen hemen hepsinde yaklaşık 40 dilde telaffuzları az çok ufak farklarla baba anlamına gelen atasözcüğü mevcuttur. Churchward, Uygurların torunları olan bu kavimlerden bazıları olarak Kelteri, Baskları ve Asyalı İskitleri sayar. Yine Churchward'a göre Osiris Mu kıtasında eğitilmiş, Atlantis'te reform yapmış, Atlantis'te bir bilge ya da peygamberdir. Öğretisi sonradan Osiris dini adını almış olup Hermes Trismegistus tarafından Mısır'a getirilmiştir. ABD'de uyuyan peygamber lakabıyla anılmış medyum Edgar Cayce'in akaşik okumalarına göre Atlantis gibi Mu kıtasının da batmasına neden olan etken Atlantislilerden satanik yol mensuplarının ellerindeki nükleer güçleri yıkıcı amaçlarla kullanmaları yüzünden yer kabuğunun dengelerini bozmalarıydı şeklinde anlatımıyla biliniyor.